gördünüz. Şatoya geri gideceğim. Müzi de Louvre. Şu an kapalı bazı yerler ama kapalı. Evet. Tarihçeliler gibi size böyle detaylı detaylı anlatamıyorum ama yani neye benziyorsa işte odur. Bu da bir bayan. Kral mı kraliçe mi? Louvre'un karısıdır herhalde. Tam şuradan geldim. Bunlar çok güzel. Kesinlikle Paris'e geldiğimiz zaman muhakkak bilmeniz gereken arabalardan biri. Çok güzel oluyor. Türkiye olsaydı dakika başı bir şeyler satılırdı. Adım başı midyeci, ondan sonra seyyar satıcılar bir sürü olurdu. Ama burada nerede? Sultanahmet'e gittiğinde karnını doyurup geliyorsun. Buradan aç gelip aç gidiyorsun. Acıkmışlar. Arabalar vızır vızır. Yağmur yağıyor. Bizime yağmur değil. Bize geçerim var. Çok sallıyor muyum acaba? Kamerayı görmüyorum ama umarım çok sallamıyorum. Şöyle bir şeyler var ama gidiyor herhalde yol. Artık ne kadar gidiyor bilmiyorum. Şimdi piramitler şu tarafta olsa gerek. O tarafa gideceğiz. Benim de selfie çubuğum vardı ama ne oldu bilmiyorum. Birden fazlaydı attı ama neyse şöyle fazla burada atmadan kamerayı düzgün bir şekilde çekmeye çalışacağım. Aslında buraların içinde de arabalar geçiyor yani. Bir otobüse binmiştim. Bayağı bir gittim de. Beni bayağı ileride bıraktı. Buraya ilk okulla gelmiştim. O zamanlar çok güzeldi. Bayağı bir gezmiştik. Sabahtan gelmiştik akşama kadar. Evet, piramitler gözüküyor. Allah'ım bayağı bir kuyruk var. Bugün günlerden ne? Evet, çarşamba. Çarşamba günü bu kadar kuyruk varsa hafta sonunu düşünemiyorum. Biz geldiğimiz zaman şeydi bizimki, özeldi. Okul olduğumuz için direkt girme şansımız vardı. Ama bu kadar kuyruk beklemek aldığı işkence. Ta diğer taraflarda da var tabii. Bu bir tarafı. Abi teşekkürler, bende var zaten.
Aslında tek değilim, Esma da var. Olsaydı ben de bu şekil poz verebilirdim. Daha Türkler var. Şöyle gösterebilirim çaktırmadan. Bu kalabalıkta İsmail'i ben nerede bulacağım? Esma, sen neredesin? Abi de beni çekiyor.